Merhaba sevgili öğrenci, ben Okan Hoca. Bugün sana ikinci dereceden denklemlerin son kısmını anlatacağım. Umarım konu bitiminde soru çözmeyi unutmuyorsun. Açıklama kısmında bulunan PDF'yi indirmeyi ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Başlıyoruz. İkinci dereceden denklemler. Kökleye verilen ikinci dereceden denklemin yazılmasını işleyeceğiz bugün. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklemi yazarken x kare eksi kökleri toplayıp x ile çarpıyoruz ve kökleri çarpıp ekliyoruz üstüne. Onu da 0 eşitliyoruz. Bu bana denklemi verecek. Ben burada kökler toplamını t ile göstereyim. Kökler çarpımını da ç ile göstereyim. Dolayısıyla bu formül x kare eksi kökler toplamı çarpı x kökler çarpımı eşittir 0 şeklinde bulunur arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Kökleri aşağıda verilen ikinci dereceden denklemleri bulunuz. Birinci kökümüz eksi 2, ikinci kökümüz 3. Önce kökler toplamını bulayım. Buradan eksi 2 artı 3, o da eşittir 1 gelir. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2, eksi 2 çarpı 3, o da eşittir eksi 6 gelir. Formülümüz neydi? X kare eksi toplam çarpı x artı çarpım eşittir 0. Hemen bu bulduğumuzu buraya yazacağız. Denklemimizi yazıyorum. X kare eksi kökler toplamı t neye eşittir? 1'e. Dolayısıyla 1 çarpı x'ten x gelecek. Bir de kökler çarpımı nedir? Eksi 6. Önde artı var ama kendisi eksi olduğu için eksi gelecek. Eksi 6 eşittir 0. Denklemimiz bu. Burada da ilk önce kökler toplamını bulalım. x1 artı x2 eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Payda eşitlersem 4 ve 3 ile çarptım. 4 artı 3 kere 1 3 bölü 3 kere 4 veya 4 kere 3 12. Buradan 7 bölü 12 geldi. Bu bize t'yi verecek kökler toplamını. Kökler çarpımını buluyorum. x1 çarpı x2 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 o da eşittir 1 bölü 12. Bu da ç'yi verecek bana. Formülümüz x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. Dolayısıyla x kare eksi t dediğimiz 7 bölü 12. O zaman x ile çarparsam 7x bölü 12 olur. Artı kökler çarpımı yani 1 bölü 12 eşittir 0 olacak. Hemen vakit kaybetmeden şu soruya bakalım. X kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri 3x1 ve 3x2 olan denklemi bulunuz. Yani bu denklemin köklerini biliyorum. Ama bana neyi soruyor? Kökleri bu denklemin köklerinin 3 katı olan denklemi yaz diyor. Peki buradaki denklemin köklerinin toplamı ne? Yani t'yi bulmak istesem nasıl bulurum? 3x1 artı 3x2 ile bulurum. O da 3 parantezinde x1 artı x2 yapar. Peki verilen şu denklemin kökler toplamı nedir? Şunu da şuraya yazayım. x1 artı x2 neye eşit? Eksi b 4 bölü 1 4. Peki kökler çarpımı ne? O da c bölü a yani 2 bölü 1'den 2. O halde ben x1 artı x2 yerine 4'ü yazarım. 3 kere 4 12 yapar. Kökler toplamını bulduk. Peki kökler çarpımını bulalım. O da 3x1 çarpı 3x2 yapacak. 3 kere 3 9 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde yazarım. Buradan x1 çarpı x2'nin ben 2 olduğunu biliyorum. Yazdım. 2 kere 9 18 olacak. Formülümüz x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. Yani x kare eksi t dediğimiz kaç? 12. 12x artı çarpımları 18. O da eşittir 0. Denklemimiz bu oldu. Bunun başka bir yolu daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim ikinci yol olarak. Bazı sorularda bu yol çok daha kısa oluyor. Arkadaşlar bana kökleri 3x1 ve 3x2 demiş ya. Herhangi bir tanesini al. Her zaman herhangi bir tanesini x'e eşitle ve kökü yani x1'i yalnız bırak. X bölü 3. Dolayısıyla x1 bu denklemin kökü değil mi? O zaman kök denklemi sağlamak zorunda. Yani ben x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 denkleminde x gördüğüm yere x bölü 3 yazarsam ne olur? X bölü 3'ün karesi olur. Eksi 4 çarpı x bölü 3 artı 2. O da eşittir 0. Kareden ne gelir? X kare bölü 9 eksi 4x bölü 3 artı 2 eşittir 0. Peki hocam bu nasıl bir denklem oldu? Bu denklemi arkadaşlar şu hale dönüştürmek için
Yapacağımız şey paydadaki en büyük sayıyla her tarafı çarpmak olacak. Yani ben burayı 9'la çarparsam, dikkat et, 9'la çarptığımda bu 9'lar birbirini götürecek. Ne olacak? X kalacak. Eksi. 9'la burayı çarptığımda 36x yapacak. Bölü 3. O da 12x yapar. Artı 9 çarpı 2'den. O da 18 yapar. O da eşittir 0. Bunu da size ikinci bir yol olarak vermiş olayım. Hemen şu soruya bakalım. X kare artı 5x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri yine x1 ve x2. Kökleri x1 artı 2, x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Her zaman ilk önce verilen bu denklem için kökler toplamını bul. X1 artı x2 neye eşit? Bunlar lazım olacak. Eksi b bölü a, yani eksi 5 bölü 1. O da eksi 5 yapacak. X1 çarpı x2'yi bul. O da c bölü a, yani eksi 3 bölü 1. O da eksi 3 olacak. Hemen istenen yeni denklemin kökler toplamını bulurum. Bu bana lazım. İstenen yeni denklemin kökler toplamı x1 artı 2 artı x2 artı 2. Yani x1 artı x2 artı 4. Buradan ben kökler toplamının eksi 5 olduğunu biliyorum. Eksi 5 artı 4'ten eksi 1 gelmiş oldum. Peki bunların bir de çarpımlarını bulayım. Şuraya hatta t yazayım. Buraya da ç yazayım. X1 artı 2 çarpı X2 artı 2. Dağıtıyorum hemen bunları. X1 çarpı X2. X1 çarpı 2. Yani 2X1. 2 çarpı X2. 2X2. 2 çarpı 2 de 4 yaptı. Buradan X1 çarpı X2 artı 2X1 ve 2X2 var. 2 parantezine alsam X1 artı X2 yapar. Artı 4. O halde x1 artı x2 eksi 5, x1 çarpı x2 eksi 3. Hemen yazdım. Eksi 3 ve burası da eksi 5. Buradan ne geldi? 2 kere eksi 5 eksi 10. Eksi 3 daha eksi 13. 4 daha eksi 9 geldi. Formülümüz neydi? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Dolayısıyla x kare eksi t dediğimiz eksi 1. Eksi eksiden artıya dönüşecek. Artı 1x. Burada da kökler çarpımımız eksi 9. Ç yerine eksi 9 yazdım. O da eşittir 0 yaptı. İstenen denklem bulunmuş oldu. Peki hocam bunu da ikinci yoldan çözemez miyiz? Tabii ki çözeriz. Hemen şöyle yazayım. İkinci yol. Ne yapıyorduk? İstenen denklemin kökünü alıp x'e eşitliyorduk. Yani x1 artı 2'yi x'e eşitledim. X1 eşittir x eksi 2'ye dönüşmüş oldu. Peki ne yapıyordum? Bulduğum bu eşitliği alıp x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0'da yerine yazıyordum. Çünkü kök denklemi sağlar. O halde x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. X eksi 2'nin karesi artı 5 çarpı x eksi 2 eksi 3. O da eşittir 0. Parantez kare alıyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 4x. İkincinin karesi artı 4. 5'i dağıttım. 5x eksi 10 eksi 3. O da eşittir 0. Buradan x kare geldi. Eksi 4x artı 5x ne yapar? Artı x yapar. 4 eksi 10 eksi 6 eksi 3 daha eksi 9. O da eşittir 0 yapar. İşte aynı denklemi elde etmiş olduk. Bence bu daha kolay, daha pratik. Hemen şu soruya bakalım. X kare artı 4x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. Kökleri bu denklemin köklerinin iki katının bir eksiği olan denklemi bulunuz. Bu denklemin köklerinin iki katının bir eksiği. Yani x1'in iki katının bir eksiği 2x1 eksi 1. Bu birinci kökümüz. Diğer kökümüz de x2'nin iki katının bir eksiği. Yani 2x2 eksi 1. Şimdi ben bunları kullanacağım. Peki verilen bu denklemde kökler toplamı ne? X1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 4'e eşit. X1 çarpı x2 ne? C bölü a, yani eksi 6'ya eşit. Dolayısıyla ben bunları kullanacağım arkadaşım. Peki burada benim ilk önce kökler toplamını bulmam gerekiyor. Hemen verilen bu yeni denklemin köklerini topluyorum. 2x1 eksi 1 artı 2x2 eksi 1. Topladığımda burada iki parantezini alırım. x1 artı x2 eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yaptı. Buranın ben eksi 4 olduğunu biliyorum. Yazdım. 2 kere eksi 4 eksi 8 eksi 2 daha eksi 10 yaptı. Hemen kökler çarpımını buluyorum. O da 2x1 eksi 1 çarpı
2x 2 eksi 1. Buradan dağıtıyorum diğer tarafa 2x1'i. Ne yaptı? 2x1 çarpı 2x2 4x1 x2 2x1 çarpı eksi 1 eksi 2x1 eksi 1 çarpı 2x2 eksi 2x2 eksi 1 çarpı eksi 1 de artı 1 yapacak. Burayı biraz düzenleyeyim. 4x1 x2 şuraya eksi 2 parantezini alırsam eksi 2 çarpı x1 artı x2 artı 1 gelmiş olacak. Hemen değerleri yerine yazıyorum. x1 çarpı x2 eksi 6. x1 artı x2 de eksi 4'e eşit. 4 kere eksi 6 eksi 24. Eksi 2 çarpı eksi 4 artı 8 artı 1. Buradan eksi 24 artı 8 eksi 16 artı 1 eksi 15 yaptı. Peki denklemimiz neydi? X kare eksi TX artı Ç. O da eşittir 0'dı. X kare eksi toplamımız eksi 10. Buraya yazıyorum. Eksi eksiden artı 10x çarpımımız da eksi 15. Bunu da buraya yazdım. Eksi 15 eşittir 0. Bizden istenen denklem bu. Peki hocam diğer yol yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Şöyle göstereyim. Ne yapıyorduk? Bizden istenen denklemin kökünü alıp x'e eşitliyorduk. 2x1 eksi 1 eşittir x. Buradan x1'i yalnız bırakıyorum. Eksi 1'i karşıya attım. 2x1 eşittir x artı 1. Buradan x1 eşittir. Her tarafı 2'ye bölersem x artı 1 bölü 2. Peki bu bulduğum yeni eşitliği ne yapıyordum? X kare artı 4x eksi 6 eşittir 0 denkleminde alıp x yerine yazıyordum. Çünkü kök denklemi sağlar. Yazalım. X artı 1 bölü 2'nin karesi artı 4 çarpı x artı 1 bölü 2 eksi 6 eşittir 0. Buradan parantez kare var dikkat et. X kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2x artı ikincinin karesi 1 bölü 2'nin karesi 4. Burada 4 ile 2 sadeleşir burası 2 olur. 2'yi de içeriye dağıtıyorum. Artı 2x artı 2 eksi 6 eşittir 0. Peki buradaki 4'ü yok etmemiz lazım. Ne yapacağız? Denklemin tamamını paydadaki sayıyla çarpacağım. Dolayısıyla buradaki 4 ile buradaki 4 gidecek. Ne kalacak? X kare artı 2x artı 1 artı 4 ile buraları da çarpıyorum arkadaşlar. 4 kere 2x 8x artı 4 kere 2 8 eksi 24 o da eşittir 0. Buradan ne yapar? X kare var. 2x ve 8x var toplamları artı 10x. 1, 8 daha 9, eksi 24, o da eksi 15, o da eşittir 0 yaptı. İşte aynı denklemi elde etmiş olduk. Bu biraz daha kolay gibi duruyor arkadaşlar. Ama her soruda size hemen hemen iki yolu da anlatacağım. Hemen bu soruya baktık. 3x kare eksi x artı 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Kökleri x1 artı 1 bölü x2, x2 artı 1 bölü x1 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Şimdi arkadaşlar bana burada verilen ifadeyi aslında biraz düzenleyebilirim. Ne yapıyorduk buradaki toplama işleminde? Çarpıyorduk kısa yoldan toplama için. Burayı da topluyorduk. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? X1 çarpı x2 artı 1 bölü x2 oldu. Burası da yine x1 çarpı x2 artı 1 bölü x1 olmuş oldu. Peki bu denklemde x1 artı x2 neye eşit? Eksi b bölü a yani 1 bölü 3'e eşit. X1 çarpı x2 neye eşit? C bölü a yani 6 bölü 3. O da 2'ye eşit. Ben buranın 2 olduğunu biliyorum yazdım. Burası da 2 yazdım. Artık yeni bizden istenen yeni denklemin kökleri 2 artı 1 3 bölü x2 oldu. 2 artı 1, 3 bölü x1 oldu. Bunlarla işlem yapacağım artık. Dolayısıyla hemen toplamı bulayım. Toplam eşittir. 3 bölü x1 artı 3 bölü x2. Burada da payda eşitleyeyim. x2 ile çarp, x1 ile çarp. Yukarısı 3x2, 3x1. Yani 3 x1 artı 3x2 bölü x1 çarpı x2'ye dönüştü. 3 parantezine aldım. X1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 oldu. Hemen yukarıda x1 artı x2 gördüğüm yere 1 bölü 3 yazdım. Burada da 2 yazdım. 3 çarpı 1 bölü 3 1 yapar. Bölü 2 yapar. Hemen çarpımlarını bulalım.
Çarpımları da 3 bölü x1 çarpı 3 bölü x2. O da 9 bölü x1 çarpı x2 yapar. x1 çarpı x2'nin kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Yazdım. O da 9 bölü 2 yaptı. O halde denklemimiz x kare eksi t x artı ç idi. Eşittir 0. O da x kare eksi t dediğimiz 1 bölü 2 çarpı x, x bölü 2 yaptı. Artı ç dediğimiz 9 bölü 2 eşittir 0. Yine buradaki ikilerden kurtarmak için her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2x kare 2 ile çarptığımda ikiler gider eksi x kalır. İkiler gider artı 9 eşittir 0 olur denklemimiz. Hocam lütfen ikinci yol. Hemen geliyor. İkinci yolda şu. Arkadaşlar bunu değil. Artık bulduğumuz şu yeni kökü biz x'e eşitleyeceğiz. 3 bölü x1 eşittir x. Buradan içler dışlar yaptığım zaman 3 eşittir x1 çarpı x olur. Buradan x1'i yalnız bırakmam gerekiyordu. Her tarafı x'e bölersem x1 eşittir 3 bölü x'e dönüşmüş olur. Peki bu bulduğum denklemi ne yapıyordum ben? 3x kare eksi x artı 6 eşittir 0 denkleminde yerine yazıyordum. Yaz bakalım. 3 çarpı 3 bölü x yazdığımda karesini aldım. 9 bölü x kare. Buraya da 3 bölü x yazdım. 3 bölü x artı 6 eşittir 0. Aa hocam ama bu sefer burada paydada x'li terim geldi. Nasıl olacak bu? Çok kolay. X'leri yok etmek için şunu yaparız. En büyük dereceli bilinmeyenle çarparım. Yani x kare ile çarparım. Dikkat edersen x kareler gider. 3 kere 9, 27 gelir. Eksi x kare ile burayı çarptığımda 3x kare bölü x gelir. Artı 6x kare eşittir 0. Dikkat edersen burada x kare ile x birbirini götürüyor. Burada x kalır. Düzenleyeyim bu denklemi. 6x kare eksi 3x artı 27 o da eşittir 0. Ya hocam bunlar aynı gelmedi. Gelmez tabii. Burada hepsi 3'ün katı olduğu için her tarafı bir de 3'e böleceğiz. 3'e böl. Ne yapar? 2x kare yapar. 3'e böldüm. Eksi x. 3'e böldüm. Artı 9. O da eşittir 0. Bak şimdi artık aynı olmuş oldu. Bu daha kısa değil mi? Yorumlarda lütfen belirtin. Evet burada bir notumuz var. Rasyonel katsayılı. Burası önemli. Rasyonel katsayılı. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri a artı kök b ise diğer kök a eksi kök b'dir. Yani eğer ben bu şekilde köklü ifadeli bir kök görüyorsam diğer kök mutlaka eşleniyor olmalı. Ama ne zaman eğer bize rasyonel katsayılı derse. Yani bir kök 2 artı kök 3 ise diğer kök 2 eksi kök 3. Buna x1 derim, buna da x2 derim gibi. Buraya bakalım. Bu sefer gerçek katsayılı. Burası önemli. İkinci dereceden denklemin bir kökü a artı b ise diğer kök a eksi b'dir. Yani yine eşleneğidir. Karmaşık sayılarda görmüştük. Yani bir kök eğer 3 eksi 2 ise bu birinci kök olsun. Diğer kök 3 artı 2 gibi bir kök olmak zorunda. Yine eğer bana gerçek katsayılı dememişse o zaman bunu yapamayız arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin bir kökü a eşittir 2 eksi kök 3 ise bu denklemi yazınız. Bana bir kök vermiş. A yerine x1 diyeyim ben. 2 eksi kök 3. Diğer kökü de kendim artık bulabilirim. Çünkü rasyonel katsayılı demiş. O zaman diğer kökümüz de 2 artı kök 3 olmalı. Peki benim bu denkleme yazmam için neyi bulmam lazım? X1 artı x2'yi. Hemen yazdım. 2 eksi kök 3 artı 2 artı kök 3. 2 2 daha 4. Buradan kök 3'ler birbirini götürür. Dolayısıyla 4 kalmış olur. Bir de x1 çarpı x2'yi bulmam lazım. Bu toplamlar. Bu da çarpım. 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3. Buradan birbirinin eşleniği olan iki ifade çarpılırken burayı iki kare farkı gibi düşüneceksin. Yani birincinin karesi 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. O da 4 eksi 3 yapacak. O da eşittir 1. Neydi formülümüz? X kare eksi t x artı ç eşittir 0'dı. Dolayısıyla x kare eksi t'yi 4 bulmuştuk. 4x artı ç 1 o da eşittir 0. Hemen şu soruya bakalım. Reel katsayılı ikinci dereceden denklemin bir kökü 2 artı 3 ise bu denklemi yazınız. Yine reel katsayılı demiş. Bir kök 2 artı 3 yani x1 eşittir 2 artı 3 i olacak. O halde diğer kökü de biliyorum. 2 eksi 3 i olmak zorunda.
Yine toplamları bulayım. Kökler toplamı x1 artı x2, 2 artı 3i artı 2 eksi 3i olacak. Buradan 3i'ler birbirini götürecekler. Dolayısıyla 4 gelecek. Kökler çarpımını buluyorum. x1 çarpı x2, o da 2 artı 3i çarpı 2 eksi 3i. Karmaşık sayılarda eşlenkleri çarparken ne yapıyordum? Buradaki reel kısım 2, imajinal kısım 3. Reel ve imajinal kısmın kareleri toplamını yazıyordum. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4, 9 daha 13 yaptı. Hemen denklemi yazıyorum. X kare eksi t x artı c eşittir 0'dı. Dolayısıyla x kare eksi buradan 4x artı 13, o da eşittir 0 gelmiş oldu arkadaşlar. X kare eksi 3x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesi olan ikinci dereceden denklemi yazınız demiş bize. Burada da arkadaşlar aynı şeyi yapacağız. Önce biz bu verilen ifadede kökler toplamını bulalım. X1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'dan 3. X1 çarpı x2 de c bölü a'dan yine 3 olacak. Peki benden ne istiyor? Kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesi olan ikinci dereceden denklem. Önce kökler toplamını bulalım. O da x1'in karesi artı x2'nin karesi. Peki bunu ben şu şekildeki ifadelere nasıl dönüştüreceğim? Hatırla, x1 artı x2'nin parantez karesi x1'in karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x2'nin karesiydi. Ben burada eğer 2x1 x2'yi karşıya atarsam burada x1'in karesi artı x2'nin karesi kalmış olur. Onları yazıyorum. O da eşittir x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2. Demek ki ben burayı x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 şeklinde yazabilirim. Buraya da x1 artı x2'den dolayı 3, x1 çarpı x2'ye de 3 yazarsam 3'ün karesi 9, eksi 2 kere 3 6, buradan 3 geldi. Kökler çarpımı daha basit. x1'in karesi çarpı x2'nin karesi. Buradan üstler aynı olduğu için ben bunları çarpıp tek bir üs altında yazabilirim. x1 çarpı x2 de 3'e eşit. 3'ün karesi de 9'a eşit. Denklemimizde x kare eksi tx artı c eşittir 0'dı. X kare eksi tx dediğimiz t3, 3x artı c yani 9, o da eşittir 0 gelmiş oldu. Hemen şuraya bakalım. İkinci dereceden bir denklemin kökleri x1 x2. Şöyle bir 2 eşitlik vermiş. Bu denklemi bulunuz. Arkadaşlar bakın. Biz x1 artı x2'ye t demiştik. X1 çarpı x2'ye de c demiştik. Hemen bu denklemi bunlara göre düzenleyin. 2 çarpı burası t olacak. Burası da c olacak. 2t eksi 3c. O da eşittir 11. Burası yine t. Burası da c olacak. O halde t artı 2c. T artı 2c, o da eşittir 16 olmuş oldu. Buradan t'yi ve c'yi bulmaya çalışacağız. Hemen eğer biz burayı eksi 2 ile çarpıp toplarsak eksi 2t artı 2t gidecek. Eksi 3c eksi 4c topladığımızda eksi 7c olacak. Eksi 2 çarpı 16 eksi 32, buradan da artı 11 gelecek. Eksi 21 yapacak. Buradan her tarafı eksi 7'ye bölersem c eşittir 3 gelecek. Peki c'yi 3 bulduk. Şurada c yerine 3 yazarsam t artı 6 olmuş olur. 2 kere 3'ten. O da eşittir 16. T eşittir 10 gelmiş olur. Yine denklemi yazacağım. Ezberleyene kadar arkadaşlar. Eşittir 0. Buradan x kare eksi 10x artı 3. O da eşittir 0 olmuş oldu. Bu kadar. Evet, burada bir notumuz var. Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Dx kare artı ex artı f eşittir 0. İki tane ikinci dereceden denklem var. Ve bunların çözüm kümeleri aynı ise x karenin katsayıları oranı, burası d olacak. A bölü d. B bölü e, x'lerin katsayıları oranı ve c bölü f, sabit sayıların oranı birbirine eşit olmak zorunda. Hemen şu soruya bakıyorum. Dikkat edersen çözüm kümeleri aynı demiş. A kaçtır demiş. Hemen burada 3 bölü 2 yazıyorum. 3 bölü 2 eşittir. M eksi 1 bölü 3 m artı 1.
M eksi 1 bölü 3 M artı 1. Buradan da 8 bölü A artı 1. 8 bölü A artı 1. Madem A'yı soruyor, neden M'leri kullanıyoruz? Aslında burada arkadaşlar M çarpı A'yı soruyor olsun. Çünkü M'nin hiçbir anlamı kalmayacak sonra. Dolayısıyla buradan ne olacak? M'yi bulalım. İçler dışlar. 9M artı 3 eşittir 2M eksi 2. Karşıya attım. 7M eşittir 3'ü karşıya attım. Eksi 5. M eşittir. Eksi 5 bölü 7 olacak. Bunu yazdım. Peki yine 3 bölü 2 ile 8 bölü A artı 1'i eşitliyorum. 3 bölü 2 eşittir 8 bölü A artı 1. Buradan da içler dışlar yaparsam 3A artı 3 o da eşittir 16. 3'ü karşıya attım. 3A eşittir 13. Her tarafı 3'e böldüm. A eşittir 13 bölü 3 oldu. Buradan da bunların çarpımını soruyor bize artık. M çarpı A o da eşittir. Eksi 5 bölü 7 çarpı 13 bölü 3. Çarptığımda eksi 65 bölü 21 gibi bir ifade gelmiş olur. Evet, bu soruya bakalım. X kare artı AX artı 9B eşittir 0. Bu denklemin bir kökü 1'miş. X kare eksi 9B artı 2X artı 18 eşittir 0 denkleminin bir kökü 2'ymiş. Diğer kökler eşit olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Şimdi diğer kökler eşitse ben diğer köklere M diyeyim. Dolayısıyla bunun kökleri 1'e M, bunun kökleri 2'ye M olsun. Peki bu denklemde bana kökler toplamını sorsaydı, yani M artı 1 neye eşittir? Eksi B bölü A, yani eksi A bölü 1'den eksi A'ya eşit olacak. M çarpı 1 neye eşit olacak? Kökler çarpımı. 9B bölü 1 yani 9B'ye eşit olacak. Her zaman bunları yazın. Bütün denklemdeki. Buradaki kökler toplamı ne? 2 artı M o da eşittir. Eksi B bölü A'dan. Burada B dediğimiz şey şuradaki X'in katsayısı. Önde de eksi var. Eksi ile eksiğin çarpımı artı olacak. 9B artı 2 bölü A. A dediğimiz zaten 1. Bunu yazdık. Peki kökler çarpımı ne? 2M. O da eşittir. C bölü A yani 18. Evet işte bak en sonda M'yi bulabilecek bir denklem elde ettik. Burada her tarafı 2'ye bölersem M eşittir 9 gelmiş olur. Peki burada 9 yazdığım zaman 9 çarpı 1 eşittir 9B yapar. Buradan B eşittir 1 gelmiş olur. Bana ne lazım? A lazım. Burada da 9 yazarsam ne olacak? Hemen şuraya geliyorum. 9 artı 1 eşittir eksi A. 10 eşittir eksi A. A eşittir eksi 10 olmuş olacak. Bana A çarpı B'yi sorduğu için cevap eksi 10 olacak. Hemen şu soruya bakalım. Denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikililer kümesini bulunuz. Şimdi burada denklemleri alt alta bir yazalım. X kare artı 2y kare eşittir 7. 2x kare eksi y kare eşittir 4. Bu tarz sorularda arkadaşlar yine yok etme metodu kullanacağız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey x kareli ifadeler olduğu için kareli bir ifade bir sayıya eşit olduğu zaman pozitif bir tam sayı eşit olduğu zaman kökün dışına çıktığında bir artılı bir eksili çıkacak. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi ilk önce burayı ben y kareleri götürmek için 2 ile çarpıp toplayayım. 4x kare x kare daha 5x kare yaptı. Buradan 2y kareler gitti. 2 kere 4 8 yaptı. 7 daha 15 oldu. Buradan x kare eşittir 15 bölü 5'ten 3. Buradan x köküç de olabilir. X eksi köküç de olabilir. Hemen bu bulduğum x'lerden bir tanesini alıp şuradaki denklemde yerine yazacağım. Yani köküç yazarsam şurada x yerine. Ne olur? Köküçün karesi 3 artı 2y kare eşittir 7. 3'ü karşıya attım. 2y kare eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldüm. Y kare eşittir 2. Buradan y ya kök 2'ye eşittir ya da y eşittir eksi kök 2'dir. Bunları da bulduk. Eksi kök 3 yazmama gerek yok. Sonuçta eksi kök 3'ün de karesi 3 olacağı için aynı değerleri verecek. Bana x, y sıralı ikilileri soruyor. Kaç tane olduğunu sorabilirdi. Hemen kümesini bulayım. Buradaki her ikiliyi birbiriyle yazacağız. X, y olacak şekildeki her ikiliyi yazacağız arkadaşlar. Mesela kök 3 ile kök 2 yazıyorum. Kök 3 ve kök 2 olabilir.
kök 3 ile eksi kök 2 olabilir. Eksi kök 3 ile kök 2 olabilir. Ve eksi kök 3 ile eksi kök 2 olabilir. Dolayısıyla 4 tane sıralı ikilimiz var bu denklemi sağlayan. Ve son sorumuza geldik. 3x artı y eşittir 5, 2x kare artı y kare eşittir 25 denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikililer kümesini bulunuz. Burada da yapacağımız iş arkadaşlar, verilen işte 3x artı y eşittir 5 verilmiş ve burada 2x kare artı y kare eşittir 25 verilmiş. Burada hemen ben y'yi yalnız bırakırım. 5 eksi 3x ve buradaki y'yi alır, burada yerine yazarım. Biz buna ne diyorduk? Yerine koyma metodu diyorduk. Dolayısıyla ne olacak? 2x kare artı y yerine 5 eksi 3x yazdım ama karesi var, onu unutma. O da eşittir 25 oldu. Buradan 2x kare artı parantez kare var. Birincinin karesi 25. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarptır. Eksi 15x, iki katı eksi 30x. İkincinin karesi artı 9x kare. O da eşittir 25. Burada 25 ile 25 birbirini götürür. Çünkü 25 karşıya geçerse eksi olarak geçer. 2x kare artı 9x kare 11x kare yapar. Eksi 30x, o da eşittir 0 oldu. Buradan x parantezini alırsam 11x eksi 30, o da eşittir 0 oldu. Bu denklemin 0 olması için ne olması gerekiyor? Ya x'in 0 olması lazım ya da buranın 0 olması lazım. X eşittir 0 olabilir, onu yazdık. Bir de 11x eksi 30 eşittir 0 olabilir. 30'u karşıya attım. 11x eşittir 30. X eşittir 30 bölü 11 olacak. Peki sadece bu mu? Hayır, y'leri de bulmam lazım. Y'leri nerede bulacağım? 3x artı y eşittir 5 denkleminde bulacağım. Ben x'i 0 buldum. X eşittir 0 için x yerine 0 yazdığımda ne olacak? 3 kere 0, 0 artı y eşittir 5 olacak. O halde y eşittir 5 gelecek. Bir de x eşittir 30 bölü 11 için hemen şuraya yazdım. X yerine 30 bölü 11 yazdım. 3 çarpı 30 bölü 11 artı y eşittir 5 oldu. Çarptım. 90 bölü 11 artı y eşittir 5 oldu. 90 bölü 11'i karşıya attım. Y eşittir 5 eksi 90 bölü 11 oldu. Kısa yoldan çarpıyorduk hani. 55 eksi 90 eksi 35 bölü 11 yapmış oldu. Y sayımızı da bulduk. Bana sıralı ikilileri yazın diyor. Şimdi burada her biriyle yazmayacağız. Çünkü x eşittir 0 için y 5 geliyor. Mecburen 0'a 5 olacak bir sıralı ikilimiz. Bir de x eşittir 30 bölü 11 için ne geliyor? Eksi 35 bölü 11 geliyor. Onu da yazdık. Ben burayı isteseydim düzenleyebilirdim. Yani daha bilinir sayılar çıkmasını sağlayabilirdim ama bazen inanın sorularda bu şekildeki cevap şıkları da gelebiliyor. Şaşırmamanız için bu şekilde bıraktım ben de. Ve evet arkadaşlar, sonunda ikinci dereceden denklemlerin dördüncü kısmını da bitirdik. Dolayısıyla bu konuyu da bitirmiş olduk. Sadece sınavda çıkmış soruları çözmek kaldı. Onu da bir sonraki videomda zaten göreceksiniz. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoyu izledikten sonra lütfen soru çözün. Takıldığınız yerler olursa tekrar tekrar videoya bakın. Bir de tabii ki bazı yerlerde eksikliğimiz olabilir. Video anlamında, kayıt anlamında. Ama yavaş yavaş gelişmekte olan bir kanalız. Yorumlarda da eğer eleştirilerinizi veya kanalın daha iyiye gitmesi için yapılması gerekenleri yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.